öyle keyifli bir şey. En azından fikir buydu. Biraz böyle eğleneceğiz, keyif alacağız ve aynı zamanda müzikle biraz takılacağız. Böyle hatta biraz çok kolay bir şey yapmayacağız ve hem de hem geleneksel müzik tabii ki, çünkü biz böyle Balkan müziği çok seviyoruz. Balkan müzik böyle Rumeli türküleri falan filan biraz takıldık. Tas müzikle ve bu müzikle, ama hem de böyle Ertan daha böyle funk müzik, o tarz müzik yapıyor normalde ve biz davulcu cazla bayağı takılıyor ve o zaman böyle bir doğal bir füzyon oldu, çünkü bizim grubunda iki geleneksel müzisyen var, akordeon ve klarnet. Onlar normalde düğünler için çalıyorlar ve bizim davulcu böyle daha caz falan, evet, ve tubacı sinfoni ya da funk müziği, böyle bir şey. Güzel bir yolculuğun hikayesi. Sonra 6 kişinin yolculuğunu olmuştuk. Ve şimdi ilk geldiğinde Türkiye'de müzik öğrenmek için gelmişti zaten. Müzisyenleri dinlemek için gelmişti aslında daha çok. Sonra en çok müzisyenle tanışıp özel bir şeyler paylaşmaya başlayınca onlarla beraber bir kayıt yapmak istedik. Yani sevdiğim şarkılarla, sevdiğim müzisyenleri bir araya getireyim. Tamamen öznel bir şeydi ben. Onun içinden bir grup oldu. O dakikadan sonra işte Project İstanbul'da oldu. Bu da 2005 yılında oldu. 2005'ten itibaren de 6 yıldır, artık 6 kişilik yolculuk tamamen. Beraber terliyoruz işte, konserler veriyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Aslında çalmak için en zevkli tarafı. Hani bir de gezip, farklı yerler görüp, yakın kafada insanlarız hepimiz. Disiplinlerden gelerek ortaya bir harman çıkartması aslında tam da böyle bir şey oluyor. Grupta sonuçta Balkan müzikleri, Arnavut, Makedon müzikleri yaptığımız için biraz da grupta Ediz'in, Tamer abinin, Tanet'in olması, onların da bu yöreden, aslında buralardan geliyor olması bizi müzikal anlamda daha iyi taşıyor. Evet, inşallah bu sene 3. albüm yapacağız. Çok oldu, bayağı 6 senede sadece 2 albüm yaptık ve o zaman tabii artık 3. albüm yapmamız lazım. Bir sürü fikir var ve inşallah güzel olacak. Müzik
İstanbul'da işte bu sezonun aslında ilk konserini veriyoruz burada. Bundan sonra da bu seneyi de böyle bol bol konser geçireceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Biraz Türkiye'de dolaşmak istiyoruz çünkü biz daha çok dışarıda çalıyoruz gibi bir şey oldu. İstemeden oldu ama böyle oldu. Türkiye'de diğer, yani İstanbul dışındaki şehirlerde çok az çalıyoruz gerçekten. Gittik, Antep'e gittik, Malatya'ya gittik, Maraş'a gittik, Antalya'ya gittik, Bodrum'a gittik, Ankara'ya gittik, İzmir'e, Ankara'ya zaten yani defalarca gittik. Ama yeterince, yani bir düzenli bir şeyimiz yok orada. Yani tam Türkiye'nin geri kalanına ulaşabildiğimizi düşünmüyorum. Biraz onunla da bu sene vakit ayırmak istiyoruz. De alakalı galiba. Özellikle Richard'ın enerjisi. Hani böyle bir grup çok iyi çalar, müzik çok iyi olur ama bir türlü bir şey olmaz ya. Burada biraz daha dengeli iş. Yani Richard iletişimi ve hani enerjisi, insanlarla şey yaklaşımı çok farklı. Sanırım ondan dolayı bir ciddi bir şey kitlesi oluştu aramızda. Yani takipçi kitlesi. Çünkü gelen hiç kimse buradan mutsuz ayrılmıyor. Herkes çok mutlu, biz zaten mutluyuz. Yani çaldığımız müzikten çok keyif alıyoruz. Valla biz eğleniyoruz, siz de eğlenin. Ya da birlikte eğlenin. Yani biz keyif alıyoruz, hep birlikte gelirseniz bayağı keyif alıyoruz. Eğlenmeye davet ediyoruz herkes. Bizim için çok keyifli oldu. Baya eğlendik. Aslında bu iş o yüzden yapıyoruz. Biraz bazen eğlenmek için. Çok keyifli bir şey. Çok keyifli bir takım. Klarinet Talat. Davul Ediz. Akordeon Tamer. Trompet vokal Aslı. Ve Ertan Suzafon. Ve şimdi 6 sene oldu. 6 sene oldu beraberiz. Evet, şu anda çok mutluyuz ve size çok teşekkür ediyoruz. O kadar. Eğleniyoruz, bayağı keyif alıyoruz. Yaşlanıyoruz. Ben bu sene 40 yaşında olacağım. Evet. Haftaya gitme lan. Now the English version. Fransızca tamam. Kolay. Bon, on est très content. Almanca, schön. Schön oldu. Bulgarca, Ömer, söyle. Haydi pozisyon soprayım, dostlaşayım ama. Ben anlamadım, belki küfür söyledi falan. Tamam, çok konuştum. Teşekkürler. Merci.